Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Yüce Mevla, sağlık ve afiyetten, huzuru daimiden ayırmasın hepinizi. Son derece önemli bir konuya Cabiri okumalarında geldik. Bugün onun üzerinde inşallah duracağım. Cabiri okumalarının fazla detaylı olduğunu ve dolayısıyla izleyicileri biraz yorduğunu biliyorum. Daha önceki kimi videolarımın girişinde de bu hususa dikkatlerinizi istirham etmiştim. Merhum iddialarının önemi ve büyüklüğü nedeniyle bunları ispatlamak, kanıtlamak, okuyucuyu ikna etmek ve ortaya koyacağı projenin ehemmiyetini göstermek bakımından bu detaylara hiç üşenmeden girmiş ve bunları ortaya koymaya çalışmış. Doğal olarak benim yapmış olduğum bu Cabiri okumaları öylesine bir Cabiri okumaları değil. Bu tamamen akademik anlamda ulûm-ı İslamiye üzerine lisansüstü araştırma yapacak olan genç akademisyen arkadaşlarımızın ya da işte yüksek lisans yapmış, doktora yapmış, doçentliğe hazırlanan, doçent olmuş meslektaşlarımızın ilgi duyduklarında ulûm-ı İslamiye'nin bugüne kadar gelen mirasımızın ardındaki akılların ne olduğunu, hangi aklın ya da akılların ürünü olduğunu ve bu akılların ne anlamda işlevsel olduğunu, mahiyetlerinin kategorik anlamda neye tekabül ettiğini çok iyi anlamadan, kavramadan çok sağlıklı akademik araştırmalar yapabileceklerini düşünmediğim için bu konularda ne kadar sıkıcı olursa olsun bu riski göze alarak detaylandırmaya ve konunun detayları üzerinden yine uzun dersler yapmaya devam ediyorum ve edeceğim de. Çünkü bu videoların popüler bir hedefi yok. Bu bir efendim akademik rehberlik dersleridir. Özel izleyicilere hitap ediyor. Özel bir alana yönelik yapılan derslerdir bu. Dolayısıyla ilgi duyanlarımızın da inşallah beni hoş görerek bu uzun videoları parçalar halinde ve bölerek de dinleme imkanları söz konusudur. Ama her bir dersim benim bir akademik ders olduğundan bunlar doğal olarak işte 70 dakikadan 80 dakikadan bazen daha fazla dakikalardan aşağı düşemiyor. Ben de bunu göze alarak siz değerli izleyenlerime sunumlarımı yapıyorum. Şimdi bugün ele alacağımız konu son derece önemli. Az sonra başlıkta da göreceğiz. Birinci kategoriyi bitirdik. Beyani aklın lafız anlam ilişkisi üzerinden nasıl bir akli eylemde bulunduğunu ya da bulunamadığını, sorunları çerçevesinde neye tekabül ettiğini geçenki videomuzda ayrıntılarıyla sonuç değerlendirmesi olarak zat halilerinize arz etmeye çalıştım efendim. Şimdi bugün ele alacağımız konu artık Cabiri'nin beyani aklın İkinci önemli kategorisi olan asıl fer meselesine başlayacağız. Tahtamızı açalım ve oradan konuşmamıza devam edelim. Gördüğünüz üzere Cabiri okumalar 28'deyiz. Sayfa 147 ile 167 arasında yer alan bilgileri sizinle paylaşmaya, değerlendirmeye çalışacağım. Artık beyani aklın ikinci önemli kategorisindeyiz. Birincisi lafız anlam ilişkisiydi. Şimdi de asıl fer ilişkisi üzerinde duracağız ve asıl fer ilişkisi üzerinden de birinci başlığımız bunun devamı geldi. Bu bir haberi, icmayı ve selefin otoritesini kapsayan üç başlıkta konuyu ele alacak. Birincisi haber, ikincisi icma, üçüncüsü selefin otoritesi. Bu üç başlık üzerinden Cabiri merhum bize beyani aklın nasıl işlevsel olduğuna dair analizlerde ve tahlillerde bulunacak. Konuya girişte asıl ferin kavramsal olarak tarihte ne zaman
ortaya çıktığını, hangi ilim dalında daha etkin vesaire olduğunu inceleyen bazı temel efendim bilgiler var. Bunları siz oradan okursunuz. Ancak bugün üzerinde duracağımız konu haber konusu olduğu için ve bu alan benim uzmanlık alanım olduğu için müsaadenizle konuyu bir taraftan Cabiri merhumun eserinde vermeye çalıştığı içerikle, diğer taraftan da tabii kendisinin alanı olmadığı için haber konusunda alıntı ve iktibas yaptığı eserlerin gerek fıkıh alanında olsun, gerekse kelam alanında olsun, hadise hiç girmemiş zaten. Dolayısıyla bu alanda vermiş olduğu, iktibas ettiği bilgiler ve kaynaklar her ne kadar genel anlamda okuyucu için yeterli olsa da benim bu kitap üzerinden yapmış olduğum okumalardaki hedefim açısından haber konusunun çok yeterince aydınlığa kavuşmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla özellikle genel izleyicilerimiz de dikkate alırsak haber konusunu daha teferruatlı ve detaylı bir biçimde ele almayı düşünüyorum bugünkü dersimizde. Daha müstakil bir sunumla konuyu ele alacağım ama oradaki yani 147 ve 167. sayfalar arasındaki tüm bilgileri de bu arada sunumumun içerisinde sizlere arz etmeye çalışacağım. Efendim, müsaadenizle başlığımızda yer alan sözcüklerin mahiyetleri üzerinde biraz durarak başlayalım. Asıl sözcüğü malum olduğunuz üzere Arapçada el aslu, asıl budur. Bu da fer sözcüğü Arapçada yine el fer'u ayınla fer ilişkisi. Ne demek asıl ve fer ilişkisi? Bununla beyani aklın kategorisi bağlamında Cabiri tam olarak neyi hedefliyor? Dikkat edersek üç tane kategorik alan belirledik. Biri lafız anlam ilişkisiydi. Sizi tüm yormalarını hatta belki bıktırmaya rağmen üzerinde durdum detaylarıyla lafız anlam ilişkisi üzerindeki problemi beyani aklın tıkanma alanlarını göstermeye çalıştık. Şimdi ikinci kategoride çok daha önemli olan asıl fer ilişkisini. Tabii yine burada ağırlıklı olarak yine Arap dili edebiyatında, fıkıhta ve kelamda olarak ele alınacak bu konular ama bugün daha ağırlıklı olarak fıkhi ve kelami yönünün önde olacağını söylemem gerekir asıl fer ilişkisi açısından. Bu itibarla asıl fer ilişkisi konusu Cabiri merhumun beyani aklın analizini ve kritiğini yaparken tespit ettiği bana göre en temel, en isabetli hususlardan bir tanesidir. İnşallah üçüncü kategori olan cevher arazı ele aldığımızda da bunu yine aynı biçimde ifade edeceğim. Çok yerinde tespitlerdir ve bunlar üzerinden yapılan kritiğin ve analizin de çok isabetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi tam da burada asıl ve ferin biraz daha mahiyetlerini izleyicilerimizin daha iyi anlamasını sağlamak bakımından bir temel tespiti belki erken olacak ama bir temel tespiti belirleyip Cabiri üzerinden yazarak yolumuza devam edelim. Cabiri şu tespiti yapar. Der ki beyani akıl böyle yazalım bunu müsaadenizle çok önemli çünkü beyani akıl herhangi bir asla dayanmaksızın işlevsel olamaz. Bu son derece önemli bir tespittir. Yani bugünkü dersimizin asıl mesajı bu. Beyani akıl eğer işlevsel olacaksa bir efendim asla dayanmalıdır. Bunu şöyle de ifade edebiliriz, onu da buraya yazalım. Şu şekilde de ifade edebiliriz. Beyani akıl bir bilgi ortaya koyacaksa, aklın işlevi nedir? Bilgi ortaya koymak. Beyani akıl bir bilgi ortaya koyacaksa bu bilgiyi bir asıldan hareketle üretir. Asıldan hareketle üretir. Yani beyani akıl bir asla dayanmadan, bir aslı kendisine dayanak noktası almaksızın bilgi üretemez.
Peki üretilecek bilgi nedir? Ferdir. O halde fer ve asıl ilişkisini biraz daha açalım. Bu durumda asıl bilginin kendisidir. Buraya dikkat edelim lütfen. Bilgidir. Ferde bilinmesi gereken meçhul. Sözcük anlamları üzerinde birazdan duracağım. Hani o Aristoteles'ten beri hep çok söylediğimiz mantık derslerimize, diğer derslerde üzerinde durduğumuz çok temel bir malumunuz ilke var. Bilgi bilgiden üretilir. Elinizde bir bilgi yoksa bir bilinmeyeni bilinir hale getiremezsiniz. Bilgi bilgiden üretilir. Bilgiye ulaşmanın yolu bilgiden hareket etmektir. Öyleyse beyani epistemolojide bilgi dediğimiz şeye tekabül eden şey asıldır. Bilgi asıldır. Peki fer nedir? Fer de bilmeyi amaçladığımız meçhulümüzdür. Bunu da bilmeyi amaçlıyoruz. İşte beyani akıl bu meçhul olan fer'i bilinir hale getirebilmesi için, onu aydınlatıp açıklayabilmesi için buradan şu bilgiden hareket etmek zorundadır ve bu bilgi de asıldır. Demek ki beyani akıl herhangi bir asla dayanmaksızın, bir asla istinad etmeksizin herhangi bir fer'e dair efendim neyi üretemez? Bilgiyi üretemez. Peki bu durumda asıl dediğimiz şey o zaman değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, asıl dediğimiz şey kaynaktır. Bilgi kaynağıdır. Temeldir. İlkelerdir. Asıl. Peki fer nedir? Ferde asla tabi. Tabi. Asıldan efendim hareketle çıkarabildiğimiz aslın bir yansıması olarak, aslın bir türevi olarak, aslın bir efendim ortaya koyduğu aktivite olarak fer. Yani şöyle söylersem daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Eğer bir asıl yoksa ferden söz edemezsiniz. Fer olmadan asıldan söz edebiliriz. Ama bir ferden söz edeceksek asıldan söz etmek zorundayız. Öyleyse fer öyle bir şeydir ki asla zorunlu olarak tabidir. Asla zorunlu olarak tabidir. Yani bir asıl olmadan fer olmaz. Önce bir asıl bulacaksınız, sonra bir fer bulacaksınız. Ve bu fer'in bilgiye dönüşmesini sağlayacağız. Bu itibarla Arap beyani bilgi sahasında bilgi asıldır. Bu bilgiden üretilecek efendim fer'e dair, meçhule dair bilgi de bu asıldan hareketlidir. Dolayısıyla bunların detaylarını inşallah ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Burada fıkıh fer ile asıl arasındaki ilişkiyi illet ilişkisi olarak belirler. Bu nedendir? Kelam bunu delalet olarak belirler. Bunların üzerinde daha sonra ayrıca duracağımız için şimdi bu hususların detaylarına girmekten sarf-ı nazar ediyorum. Çünkü haberi konuşacağız. İcmayı, selefin otoritesini konuşurken bu hususların daha farklı boyutlarını yine asıl fer ilişkisi üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bu da yine lafız anlam ilişkisinde olduğu gibi sanıyorum A, B, C, D diye giden bir seri halinde ancak sizlere arz etmeye çalışacağım efendim. Şimdi bu kısaca söylemeye çalıştığım
asıl ile fer arasındaki ister fıkıhçıların illet dedikleri, isterse kelamcıların delalet dedikleri bağ olsun. Burada şöyle temel bir hususun daha belirlenmesi gerekiyor. Şöylece yazmama izin verin lütfen. Asıl ile fer arasında bir bağ olması, bir ilişkinin olması zorunludur. Yani eğer asıl ile fer arasında böyle bir bağ yoksa burada artık herhangi bir asıldan ferden söz edemeyiz. Nitekim bu bölümün sonundaki değerlendirmelerimizde özellikle Arap dili edebiyatı üzerinden teşbihte, temsilde, kinayede vesairede ne kadar varsa daha önce kısmen bahsettik lafız anlam ilişkisinde ama bu bölümde çok daha detaylarıyla bunun üzerinde duracağız. Bu çok temel bir bağdır. Asıl ve fer. Ne asıldır ne ferdir. Dolayısıyla beyani aklın işlevselliği konusu söz konusu olduğunda asıl fer meselesi kadar önemli, mühim başka bir konu gösteremeyiz. Merhum Cabiri'nin de eserinde üzerinde ısrarla durduğu bu konunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu inşallah az sonra konuyu ele aldığımda, daha detaylarıyla ele aldığımda en azından bu ilk bölümde sizlerin de takdir edeceğinizi ümit ediyorum. Peki demek ki bir bağ olacak. Bu bağ üzerinden. O halde şöyle söylememe izin verin lütfen. Asıl elimizdeki bilgiydi. Bir de hakkında bilgi ortaya koyacağımız bir fer'imiz var. Ama bu fer'in asıl ile bir bağlantısı var. Bu bağı kullanmak suretiyle fer hakkında bir hüküm, fer hakkında bir bilgi ortaya koyacağız. İşte beyani akıl asıl ile fer arasındaki bu ilginin kaşifi olan akıldır. Yani beyani akıl asıl ile fer arasındaki bu ilişkiyi tespit eden, bu ilişkiyi fark eden, sonra bu ilişki üzerinden aslı fer'in bilgisinin kaynağı yapmak suretiyle şu bilgiye ulaşma aktivitesine beyani aklın asıl fer üzerinden aktivitesi diyoruz. Şimdi Cabiri diyor ki beyani akıl zorunlu olarak bir asıldan hareket etmek zorundadır. Bu önemli bir ilkedir. Bir asıldan hareket etmek zorundadır. Ama aynı şekilde yine Cabiri bu ifadeyi farklı bir veçhinden, farklı bir perspektiften yeniden ifade ederek bu defa şöyle de diyor. Diyor ki beyani bilgi bir fer ile karşılaştığında bu sefer onu bir asla dayandırır. Burada ikili bir diyalektiğin olduğunu söyleyebiliriz. Asıldan fer'e gidiş, ferden asla geliş. İster asıldan fer'e gidelim, ister ferden asla gelelim. Bu diyalektik ilişkide her halükarda beyani akıl asıl ile fer arasındaki ilişkinin tespitinden ibarettir. Böyle olduğunda biz beyani aklın son derece önemli kategorilerinden biri olan asıl fer ilişkisini ve bu asıl fer ilişkisinde ortaya çıkan problem alanlarını ve bu problem alanlarının yansımalarını açık bir fotoğraf ya da resim olarak göremediğimizde Ulûm-ü İslamiye üzerinde tefekkür edemeyiz diye düşünüyorum. Şimdi tam da konunun burasında bizim geleneğimizde nelerin asıl olduğunu ve nelere asıl dendiğini beyani aklın bilgiyi üretebilmesi için hangi asla ya da asıllara dayanmak durumunda olduğunu kısaca belirleyip oradan konumuza intikal etmeye çalışacağım. Tabii hemen hemen sahabe-i kiramdan itibaren tabi'in, tebe-i tabi'in nesli ve
İmamlar devri dediğimiz İmam Şafii ile başlayan Cabir'in tedvin asrı diye resmettiği daha önce de üzerinde durmuştuk. Bu asırlara tedvin asra yani 3. asra 2. asrın sonlarına ve 4. asra doğru geldiğimizde sahabeden itibaren başlayan bu asıl fer ilişkisinin kaynaksal anlamda epistemolojik ve aynı zamanda usul metodolojik anlamda tespitini yapar ve bu detaylardan sarfı nazar ederek çok net olarak şu dört hususu özellikle İmam Şafii üzerinden netleştirir. Ben oradaki detayların farklı boyutlarını birinci kitabı arz ederken ve diğer konular üzerinde dururken temas ettiğim için burada bizi ilgilendiren neyin asıl olduğunu belirlemek ve oradan da bugünkü konumuz olan habere intikal edebilmek için bu mukaddimeyi sizlere arz etmeye çalışıyorum efendim. Şimdi haklı olarak Cabiri merhum özellikle İmam Şafii ve onun gibi diğer fakihlerin ve yine başta Mutezile olmak üzere kelamcıların Ebul Hüseyin El Basri'nin El Mutemet adlı eserinden yine pek çok alıntılar yapmış ve üzerinde durmuş bu eserden daha önce lafız anlam ilişkisi bağlamında da malumunuz epeyce durmuştuk. Dolayısıyla hem Mutezili kelamcıların, hem Sünni kelamcıların, hem diğer fukahanın bu konuda aşağı yukarı ortaklaştıkları asıl şöyle sayabiliriz. Aslı sayıyoruz. Bir, Kur'an. İki, hadis. Buna sünnet de dahildir. Hadis olarak söylüyoruz. Üç, icma. Dört, kıyastır. Şimdi bu dört asıl aynı zamanda İmam Şafii'nin tespit ve tayiniyle hiyerarşik olarak bir derece ve itibar sıralamasıdır aynı zamanda. Hem bir asılların tespitidir, asıllar bunlardan ibarettir, hem de bu sıralamayı bozamazsınız. Bu sıralamayı bozamayız. Yani Mutezili kelamcıların aklı birinci sıraya koyması meselesini paranteze alıyorum. Genel anlamda bu çok temel bir husustur ve dolayısıyla dört kaynak asıldır ve bunların derece sıralamaları da böyledir. Peki, şimdi bu derece sıralamalarında Cabiri haklı olarak konuyu şöyle bir noktaya taşır. Kur'an ve sünnet bizim geleneğimizde nas'tır. Nas'a tekabül eder. Nas. O halde birinci ve ikinci aslı birleştirebiliriz ve adına nas diyebiliriz. Bir. İkincisi icmadır ki üzerinde duracağımız konuların en önemlilerinden biri de icma olacak. İcmadır. Dördüncüsü de kıyastır. Peki bu dördüncüsünden hareketle nasa geçelim, oradan da konumuza bağlanalım. Peki kıyas nedir? Elbette burhani kıyastan bahsetmiyoruz. Fıkıh kıyastan bahsediyoruz. Yani fer'in asla kıyasıdır. Fer'in asla bağlanmasıdır. Ya da diğer bir ifadeyle asıldan hareketle asıldaki hükmün fer'e taşınmasıdır fıkhi olarak söyleyecek olursak. Peki o zaman beyani akıl kıyasla fıkıhta tam olarak ne yapıyor? Asıl ile fer arasındaki ilişkiyi, illeti belirliyor ve buradan hareketle asıldaki bilgiyi meçhulümüz olan fer'e taşımak suretiyle onu da hakkında bilginin olduğu bir olguya dönüştürüyor. Kıyas budur. Peki icma nedir? İcma ümmetin birliğidir. Yani kıyaslar toplamıdır diyebiliriz. Yapılan kıyaslarda bir birlik sağlandığında bu icmayı oluşturur ki üzerinde duracağız. Konumuz o değil. Çok uzun duracağız çünkü icma konusunda. Ve muhtemelen icma konusu Cabiri derslerimizde üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri olarak inşallah bu derslerimizde
kayıtlara geçmiş olacak. Son derece önemli bir konuyu konuşacağız. Müsaadeniz efendim. Peki, nas nedir? Nas nedir? Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, nas nakildir. Geleneğimizdeki işte o akıl mı nakil mi dediğimiz nakildir. Nakil ne demek? Aktarılan bir şeydir. Bu erken dönem bir asır içinde sözün aktarılmasıdır. İkinci, üçüncü, dördüncü asır itibariyle de yazılı metinler üzerinden bilginin yazıyla aktarılmasıdır. Ama sonuç olarak nakildir. Peki naklin doğası nedir? Haberdir. Buraya ekleyelim. Haberdir. Bizim hadis alanı itibariyle söyleyelim. Haber rivayettir. İşte bugünkü dersimiz haber ve rivayetin bilgi değeri. Beyani akılda, beyani aklın bilgiyi üretme kaynaklarının en başında yer alan nas bir haberdir, bir nakildir ve ne türden bir bilgi değerine sahiptir. Ve tabii ki şunu da hemen belirleyelim değerli izleyenler, netleştirelim. Burada bugünkü dersimizde münhasıran haber ve rivayet olması bakımından Hazreti Peygamber'e ait hadisin ve sünnetin aktarılmasını konuşacağız. Vahiy de mushaf olmak bakımından bir nakildir. Ancak konumuzun özünü efendim Hazreti Peygamber'e ait nakil rivayetler oluşturduğu için bu rivayetlerin beyani akılda bilginin üretilmesinde asıl fer ilişkisinde ne ölçüde bizim için bir kaynaklık değerinin olduğunu tespit son derece önemlidir. Konuyu başlangıçtan beri ele almış olduğum hususla ilişkilendirmek bakımından şöyle detaylandırmama izin verirseniz, haberi asıl yapacağız. Haber bizim için bilgi olacak. Ve bu bilgiden hareketle bir bilinmeyene, bir meçhule yöneleceğiz ve onun bilgiye dönüşmesini sağlayacağız. İşte böyle bir durumda haberin konumunu netleştirmek son derece önem arz eder. İzninizle efendim şöyle bir hususu hatırlatmak istiyorum. Benim kanalımdaki 19 dersten ibaret hadis usulü derslerim var. Ben bu derslerimi fakültede verdim. Birinci sınıf öğrencilerine yönelik verdim. Hadis tarihi ve usulü kitabımdan yaptım. Bu kitabı da okumanızı ayrıca tavsiye ederim. Bu derslerin içinde mütevatir bölümünü, sahih hadis bölümünü, bir de hadis uydurmacılığı yani hadis inkarcılığı bölümlerini Cabiri derslerimize bu alanda katkı sağlaması bakımından izlemenizi ayrıca tavsiye ederim haddim olmayarak. Ama bugün ben bu saydığım bölümlere ilişkin dersin önemli bir bölümünü ve muhtevasını şimdi sizlere arz etmeye çalışacağım. Bu arz edeceğim hususlar üzerinden beyani aklın asıl kabul etmek suretiyle yeni bir bilgiye ulaşmakta dayanak olarak gördüğü haberin mahiyetini analiz ve kritik etmemiz gerekiyor efendim.
Şimdi izin verirseniz benim derslerde bu konuyu anlatırken çizdiğim son derece önemli bir şemamız var. Bu şemayı sizinle paylaşarak başlayalım. Bütün meseleyi bu şema üzerinden eğer başarabilirsem arz etmeye çalışacağım. Bugün sizi biraz fazlaca yorarsam da beni lütfen hoş görünüz. Zaten sürekli yoruyorum. Bir süre sonra inşallah alışacağınızı, daha da alışacağınızı umut ediyorum. Peki, şimdi konu haber olduğuna göre ve bu da Hazreti Peygamber'in sözü ve ameline ilişkin bilgiler olduğuna göre şöyle bir kareden başlayalım. Şöyle birinci bir kare çizelim. Bu karemiz miladi 610 ile 632 yılları arasında Hazreti Peygamber'in yaşadığı çerçeve. Allah Resulü burada yaşıyor. Kiminle? Sahabeyle yaşıyor. Sahabe nesliyle birlikte yaşıyor ve İslam dinini onlara hem vahiy hem de kendi mübarek sözü, sünneti uygulamasıyla öğretiyor. Peki, Allah Resulü 632'de vefat ettikten sonra onun mübarek sözlerini daha sonraki nesillere aktaran neslin adı sahabedir. S harfiyle gösteriyorum. Ondan sonra sahabeden bu bilgileri alıp sonraki kuşaklara aktaran neslin adı tabiindir. Büyük T ile gösteriyorum. Bunlardan bu bilgileri alıp daha sonraki nesillere aktaran kuşak, nesil tebe-i tabiindir. Bir büyük, bir küçük T ile gösteriyorum. Bundan sonrakilerin özel bir adı olmadığı için onları ravi olmak bakımından R ile, ravi yani nakil demek, rivayet nakleden, şu rivayet, bunu nakleden kişi demektir. Sonra bir kuşak ravi daha çiziyorum, R harfiyle gösteriyorum. Sonra da M harfiyle gösterdiğim, muhaddis adını verdiğim ve bize bir eser yazarak şu rivayetleri eserinde toplayıp nakleden kişiye diyoruz muhaddis. M harfiyle gösteriyorum. Bu gerçek bir tablodur. Yani bunun Buhari, Müslim, Ebu Davud, Kütüb-i Sitte'nin diğer isimleri hangisi olursa olsun aklınıza gelen bu tablo gerçek bir isnat tablosudur. Bu tabloyu hem fıkıh için, hem kelam için, hem hadis alanı için rivayetler bakımından çizmeden bu tabloyu net bir biçimde anlamadan konu anlaşılamaz. Bu itibarla muhaddis kendisine kadar toplanan rivayetleri bu raviden alıp inceleyerek, buraya dikkat buyurunuz, bu raviden alıp inceleyerek nesini inceliyor? Bu ravinin A güvenilir olduğunu tespit ediyor ya da B güvenilmez olduğunu, ya ona biz teknik tabirle mecruh diyoruz, güvenilmez olduğunu, yani naklettiği rivayete güvenilmez olduğunu tespit ediyor. Eğer bu ravinin A şıkkında olduğu gibi güvenilir olduğuna karar verirse bunun rivayetini eserine alıyor. Görmezse eserine almıyor. Buhari diyelim, bu muhaddisimiz Buhari olsun. Buhari bu X ravisi için nasıl bunu yapıyorsa X ravisi de kendisinden önceki için aynı şekilde A, B incelemelerini yapıyor. Bu ravi de aynı şekilde A, B, C, A, B incelemelerini yapıyor. Bu da aynı şekilde A, B incelemelerini yapıyor. Sahabenin hepsi güvenilir olarak kabul edildiği için, hepsi güvenilir sayıldığı için sahabe neslinde bir sorun yok. Sahabeye ulaştığınızda Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerine de ulaşmış oluyorsunuz.
Teknik anlamda biz buna isnat diyoruz. Şuraya büyük harflerle yazıyorum. İsnat. Yani bir muhaddisin eserinde bize nakletmiş olduğu ve Hazreti Peygamber'e ait olduğu konusunda içtihad ettiği, birazdan söyleyeceğim, üzerinde duracağım. Rivayetlerin nesilden nesile, raviden raviye, aktarıcıdan aktarıcıya, bunların her birerlerinin güvenilir olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmak üzere ki biz buna araştırmalara da cerh ve tadil ilmi diyoruz. Cerh ve tadil ilmi. Bunun anlamı cerh bir ravinin güvenilmez olması, tadil de adaletten geliyor. Bir ravinin güvenilir olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla muhaddisimiz ya da fakihimiz ya da mütekellim, kelamcımız bir rivayetle amel edecekse bu rivayetin kendilerine gelmesini sağlayan aracıların yani ravilerin rivayeti nakleden kimselerin güvenilir mi, güvenilmez mi olduğunu tespit etmeleri zorunludur. Bunu sadece muhaddisler yapmıyor. Fukaha da yapıyor, mütekellimin de yapıyor. Rivayeti kendileri için bir nas gören, rivayeti kendileri için asıl kabul eden, rivayeti asıl kabul ederek oradan fer ile ilgili bir hükme ulaşmak isteyen herkes, yani rivayeti delil kabul eden, onunla istidlal eden her ekol ki hemen hemen bütün ekoller bunu böyle kabul eder. Bunu kabul etmeyen İslam geleneğinde bir ekol bilmiyorum. Sünni gayrisünni herkes kabul eder bunu. Koşulları değişik olmak koşuluyla. Bunu bu şekilde tespit ederler rivayetleri. Şimdi burada tam da konumuz açısından son derece önemli bir şey müsaadenizle söyleyeceğim. Genel olarak kelamcılar, fukaha, muhaddislerimiz de öyledir. Haberi tanımlarken, haber konusunu tanımlarken öyle bir hususu belirlerler. Haber doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yani el haber yahtemilu sıhha vel kezib. Bir haber efendim doğru da yanlış da olma ihtimaline her halükarda açıktır. Haber olduğu andan itibaren bu haber doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ancak buradaki sıdk ve kezip mevzunu ileride burhani akılda uzun uzun üzerinde duracağımız, mantık derslerimizde üzerinde durduğumuz gibi bunları bir önermenin doğruluğu ve yanlışlığıyla sakın karıştırmayın. Bu doğruluk ve yanlışlık bir önerme söz konusu olduğunda burhani kıyastaki bir önermenin doğruluğu ve yanlışlığıyla alakası yok. Çünkü bir önermenin burhani kıyasta ya da burhani akılda, mantıkta önermenin doğruluğu, yanlışlığı içerikseldir. İçerikle ilgilidir. Peki bizim şimdi bu doğruluk, yanlışlık, güvenilir, güvenilmezlik meselesi neyle ilgilidir? Nakledicilerle, nakledenlerle, yani kişilerle ilgilidir. Kişilerin güvenilirliğiyle ilgilidir. Yani muhaddis bu isnat doğrudur yerine sahihi kullanıyor. Bu isnat sahihtir diyor. Sahih ne demek? Bu rivayet Hazreti Peygamber'e ait olabilir demek. Yanlış yerine mevzuyu kullanıyor. Yani uydurmadır diyor. Bu söz Peygamber'e ait olamaz. İsnat bunu çünkü aralarında güvenilmezler var diyor. O halde şu çerçeve çizmiş olduğumuz bu resim bize şunu söylüyor. Muhaddis şu rivayeti, X rivayetini, şu Y rivayetini, Z rivayetini eserine aldığında bu rivayetlerin bu eserde yer almasının anlamı muhaddise göre isnat bakımından güvenilir demektir. İsnat bakımından. Bunu bizim tüm hadis usulcüleri de kabul eder. Yani aşağı yukarı ittifak halindedirler.
muhaddisin eserine almış olduğu rivayetler sahih olarak kabul etmişse, bunun sahihliği içeriksel değildir. İsnat bakımındandır. Yani bu da güvenilir, bu da güvenilir, bu da güvenilir, bu da güvenilir demektir. O halde şimdi değerli dikkatlerinizi bir hususa çekmek istiyorum. Biz teknik tabirle muhaddis an fulan, an bundan, an bundan, an harfi celiyle kullanıyoruz. Anin nebi, ya anin nebi diyelim. Hazreti Peygamber'e ulaşıyor. Gale Resulullah, Resulullah'ın sözü var. Bakın şurada Resulullah'ın sözü var. Şimdi buna da metin diyoruz. Metin. Demek ki bir haberin, bir rivayetin iki ana unsuru var. Birisi isnattır, şuraya kadar olan kısım. Bakın isnattır. Diğeri de Allah Resulü'nün sözünü söylemeye başladığımız kısma da metin diyoruz. Şimdi bir haberin doğruluk derecesi söz konusu olduğunda, bir haberin asıl olup fer'e ilişkin bir hükümde kendisine dayanmamız gerektiği meselesi söz konusu olduğunda, zorunlu olarak bu iki unsuru dikkate almamız gerekir. Yani birinci koşul isnat sahih olacak. İkinci koşul metinsel içerik bu da sahih olacak. Bu iki koşul gerçekleştiğinde haber nas olarak delildir. Haber nastır ve delildir. Bunlardan herhangi birisinde problem olduğunda, gerek içeriksel anlamda metinde, gerekse şekilsel bakımından isnatta bir problem olduğunda, haber güvenilir değildir. Yani bizim teknik tabirle sahih değildir. Sahih olmadığında asıl değildir, nas değildir. Nas olmadığında beyani akıl için bilginin kaynağı, üretim kaynağı değildir. Şimdi konu bu kadar önem arz edince doğal olarak haberin beyani bilgi alanında asıl olmak üzere istidlalin, akıl yürütmenin, bir bilgiye ulaşmanın kaynağı olması itibariyle şu arz etmeye çalıştığım resimden hareketle şimdi konumuz tam da en önemli noktaya geldi. Burayı müsaadenizle farklı bir renklendirelim. Ve tamamının altına yeniden bir haber yazalım. Haber değil de müsaadenizle. Daha anlaşılır, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlaması bakımından rivayet diyelim. Rivayet. Çünkü haber nakledilen bir şey olarak rivayettir. Değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, rivayetin bilgi değeri açısından iki önemli noktaya ayırt edilir. Şöyle ayırt edelim. Bir rivayet ya mütevatirdir, yani haber. Haberi mütevatir diyoruz. Rivayet yani. Haberi mütevatirdir. Mütevatirdir. Bunların ne demek olduğunu anlamlarıyla az sonra arz edeceğim. Ya da ahattır. Diğer bir adını da yazalım altına. Haberi vahid. Şimdi teknik anlamda bunların her birerlerinin üzerinde epeyce durmamız gerekiyor. Bu konular netleştiğinde
bugünkü dersimizin sonunda ders sonuçları olarak tespit edeceğimiz noktalar asıl fer ilişkisi üzerinden ele aldığımız beyani aklın inşallah haber noktasında, haber konusunda fotoğrafını netleştirmiş olacağımızı umuyorum. Değerli izleyenlerim, mütevatir haber demek, mütevatir haber demek, yalan üzerine, yani gelin bir haber uyduralım. Lütfen tabirimi hoş görün, nazik olmayan argo bir sözcük kullanacağım. Gelin bir yalan uyduralım, millete yutturalım, affınıza mahcuben diye anlaşmaları, uzlaşmaları yalan üzerine, anlaşmaları, uzlaşmaları A zaman, B mekan, C şahıs sayısı itibariyle aklen imkansız olan, akıl itibariyle imkansız. Böyle bir haberin uydurulması A zaman, B mekan, C şahıs sayısı itibariyle imkansız olan rivayetlere mütevatir diyoruz. O halde şöyle bir farklı renkle bu neticeyi yazalım. Bir haber mütevatir olduğunda, haber mütevatir olduğunda kabulü zorunlu, reddi imkansızdır. Reddedilemezdir. Eğer bir haber kabulü zorunlu ve reddedilemezse bu haberin bilgi değeri nedir? Kesindir. O halde mütevatir bir rivayetin, şöyle altına yazalım, mütevatir bir rivayetin bilgi değeri kat'idir. Kat'i. Yani kesin demektir. Diğer bir ifadeyle %100 bilgi ifade eder. Mütevatir haber %100 bilgi ifade eder. Reddedilemezdir. Çünkü öyle bir haber ki, yukarı çıkalım. Öyle bir haber ki Resulullah'tan o kadar çok sahabi, o kadar farklı yerlerde, o kadar farklı zamanlarda aynı şeyi söylüyor ki sahabe neslinde bu haberin Hazreti Peygamber'e ait olmadığını reddetmek imkansız. Sonra bu haber tabiin neslinde sahabeden o kadar çok kişi tarafından yine farklı mekanlarda ve farklı zamanlarda naklediliyor ki aklen bunların bir araya gelip böyle bir şey uydurmaları imkansızdır. Aynı şekilde bu tabakada, aynı şekilde bu tabakada, aynı şekilde bu tabakada muhaddise kadar bu şekilde zaman, mekan ve ravi sayısı, şahıs sayısı itibariyle yalan üzerine anlaşmaları imkansız olacak derecede aktarılan bir rivayet. Mütevatirdir. Ve dolayısıyla bilgi değeri kesindir, %100'dür. Şimdi o halde mütevatir dediğimizde kat'i bilgi veren, verdiği bilgi reddolunamayan, doğruluğu kesin olan bilgidir. Kat'i ve doğruluğu kesindir. Bu bilgi yanlışlanamaz. Peki şimdi bu şemamıza yeniden dönelim ve soralım. Elimizdeki hadis kaynakları, tüm kaynaklar ama, tüm hadis kaynakları. Bunu bizim bütün muhaddislerimiz, birinci asrın sonundan beşinci asra kadar yaşayan
ve hadis alanında eser telif eden tüm muhaddislerimiz ittifak halinde, bakın hiç istisnası yok bunun, İttifak halinde. Biz size mütevatir bir haber naklediyoruz diye bu eserlerine tek bir rivayet almamışlardır. Onun için de net olarak buraya yazıyorum. Hadis kaynaklarımızda bizde bugün mevcut olan Buhari, Müslim, Ebu Davud, aklınıza kim geliyorsa, ondan önce, ondan sonra yazılanların tamamında elimizde tek bir mütevatir rivayetimiz yoktur. Birazdan detaylandırdım da daha iyi bu hususu zat hallerinize arz edeceğim. Yoktur. Ve zaten erken dönem kaynaklarımızı incelediğimizde, ki biz inşallah bu temel dersleri bitirince klasik erken dönem kaynaklar okumaya başlayacağız sizinle. Orada bunları daha detaylı konuşuruz ve bu konuşmalarımıza da inşallah kısmet olur, sağlık, afiyet erişirsek atıfta bulunacağız, böyle söylemiştik diye. Şimdi bizim hadisçi gelenekte mütevatir sözcüğü hiç kullanılmaz. Hiçbir muhaddisimizin kaynağında, eserinde mütevatir sözcüğü geçmez. Çünkü onların ilgi alanı böyle değildir. Birazdan göreceğiz. Uğraştıkları rivayetin hiçbirisinin şu şartlarda, şu şartları haiz ellerinde bir rivayet yok zaten. Olmadığı için de mütevatirle hiç ilgilenmezler. Peki mütevatirle kim ilgilenir? Mütevatir kimi ilgilendiren bir kavramdır. Bunu farklı bir renkle yazmama izin verin lütfen. Mütevatir bir, başta en başta kelamı. Kelam inançla ilgilendiği için inancın temeline asıl kabul edeceği haberin kat'i olmasına önem arz eder. Çünkü mütekellimin itikada ait meseleleri habere dayandıracaksa bu haberin ne olmak zorunda? Mütevatir olması. Yani kesin bilgiye dayanması lazım. Ancak kesin olduğunda asıl ve nas olur, kelamcı için de delil olur. Teorik olarak böyledir. Mutezile'de de, Sünnilerde de. Ha, bunu uygulamışlar mıdır? Hayır. Sonra sündürmüşler biraz bu meseleyi, uygulamamışlardır. Zaten biz klasik kaynakları okuduğumuzda da niye bunu böyle uygulamamış olduklarını tartışırken de inşallah bu konuyu yeniden hatırlayacağız. Bir, kelamcılardır. İki, kısmen fukaha. Her ne kadar efendim onlar kelamcılar kadar bu konuyu muhaddisler gibi rivayet açısından mahiyetini bildikleri için çok fazla aramamışlardır. Ama mütevatir başta kelam alanının kavramıdır ve kelamcılar ilgilenmişlerdir. Ancak son derece önemli olduğunu düşündüğüm, biraz detay olsa da böyle bir konuyu, haber asıldır, nastır, nakil asıldır, nastır, beyani akıl oradan hareket ederek bilgi üretir konuşuyorsak, bunları bu resim olarak netleştirmek zorundayız. Aksi takdirde bu okumalarımız amacına ulaşmaz. Sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, iki tür mütevatir var. Biri lafzi mütevatir, diğeri manevi mütevatir. Evet. Ne demek lafzi mütevatir, manevi mütevatir? Lafzi mütevatir Kur'an'dır. Manevi mütevatir anlamdır. Bunlar da sünnettir. Birazdan konuşacağız. Hazreti Peygamber'in örnekliği. Sünnet. Şimdi örneği daha açık anlaşılması için söylüyorum. Lafzı mütevatir. Dünyanın neresine giderseniz gidin. 1500 yıldır yaklaşık. Hangi imamın ardında namaz kılarsanız kılın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Arrahmanirrahim. Malik yevmiddin. Okuyor muyuz? Evet. Nereye gidersek gidelim.
Hiçbir değişiklik var mı? Hayır. İşte mütevatir. Lafzi mütevatir. Bu reddolunabilir mi? Bu Fatiha böyle değildir diye iddia edebilir mi kimse? Hayır. Peki bunun verdiği bilgi, bu bilgi mütevatir mi? Evet. Ama şöyle olsaydı bakın. Şöyle olsaydı. Suudi Arabistan'a gidiyorsun, böyle okuyor. Mısır'a gidiyorsun, imamın arkasına duruyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Aziz El Kerim. Maliki Yevmul Ceza. Vel Ahira. Allah Allah. Ne oldu bu Fatiha'ya ya? Değişti lafızlar. Er Rahman Er Rahim gitti yerine El Kerim El Aziz geldi. Tamam, El Kerim El Aziz de Allah'ın isimlerindendir. Rahman Rahim gibi. Sorun değil. Yanlış değil El Kerim El Aziz de. Ama Fatiha değil. Fas'ta ayrı, Tunus'ta ayrı, Mısır'da ayrı, Libya'da ayrı, Suud'da ayrı, Irak'ta ayrı, Türkiye'de ayrı, Endonezya'da ayrı Fatiha okunursa lafız olarak bu mütevatir olmaz. Anlam içeriği doğru olsa bile. Demek ki bir şeyin lafzen mütevatir olabilmesi için kelimesi kelimesine birebir şekilde hiç değişmeksizin, şemama yeniden izninizle döneceğim. Sahabeden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine, ondan buraya, ondan buraya, ondan muhaddise kadar lafzen mübarek ağzından Peygamber Efendimizin düştüğü gibi korunan hadis böyle nakledilirse, bu mütevatir şartlarını haiz olarak nakledilirse ve şurada da yer alırsa, işte bu rivayete lafzan mütevatir diyoruz. Peki böyle bir mütevatirimiz var mı? Az önce yok dediğim işte buydu. Hadis kaynaklarımızın erken dönem yazılan ve sonradan yazılanların da klasik hadis kaynakları hiçbirindeki rivayet lafzen mütevatir değildir. Bunun hadis ilmi uzmanları, konuya vakıf olanlar açısından tartışmaya açık değil. Bu tartışma konusu değil. Efendim sonradan Suyuti işte mütevatir hadisleri toplamış da Kettani toplamış da 10. 11. 12. 13. yüzyıl bunlar. Oraları geçelim. O çok fazla uzmanlık gereksiz tartışmalara burada giremeyiz. Cabiri okumaları yapıyoruz. Dolayısıyla bu manada bir lafzi mütevatir rivayetimiz yok. Ama şimdi dikkat ediyoruz. Burayı çok iyi anlayalım lütfen. Ama inşallah bazı izleyicilerimiz hiç mütevatir haber yok deyince bana kızıp videoyu dinlemekten vazgeçmemişlerdir. Devamı bak neler gelecek. Acele edip bazıları kapatıyor, konuşuyor diye kızıp kapatanlar da olabiliyordur. Umarım kapatmamışlardır. Evet. Ama dikkat buyurunuz. Namaz, oruç, hac, İslam'ın tüm temel ibadetleri, din, Hazreti Peygamber'in uygulamalarıyla sahabe nesline geçmedi mi? Evet. Namaz sahabede Hazreti Peygamber'deki gibi kılındı mı? Evet. Tabiinde öyle kılındı mı? Evet. On binlerce sahabide, on binlerce tabiinde, yüz binlerce tebe-i tabiinde, milyonlarca şuralara gelince milyonlara çıktı sayı. Aynen kılındı mı? Evet. Şimdi bu ne oldu? Bakın aşağıya inelim tekrar. Manevi, yani içeriksel, anlamsal mütevatir. Tüm sünnet, ibadetler bu şekilde manevi mütevatir olarak bize gelmiştir. Namazımız, orucumuz, haccımız çok şükür hepsi manevi mütevatir olarak gelmiştir. O halde ben derslerimizde de söylediğim çok önemli bir temel ilkeyi burada sizinle de paylaşmak istiyorum konu net anlaşılsın diye. Dikkat buyurunuz. Hadis kaynaklarımızda lafzi mütevatir hiç yok. Bakın bu kaynaklara yeniden dönelim. Şu kaynaklarımızda lafzi mütevatir hiç yok. Ama bu kaynaklarımızdaki
rivayetler. Birazdan Haber-i Vahid'i konuşurken üzerinde duracağız. Haber-i Vahid'i konuşurken Haber-i Vahid'lerdir diyeceğiz. Ama bu kaynaklarımızdaki rivayetlerin hepsi şu manevi mütevatiri aktardıkları için sınıfta da tahtaya bunu yazıp öğrencilerime bunu iyi öğrenin diye tembihte bulunuyorum. Manevi mütevatir, sünnet haberi vahid olarak nakledilmiştir. Nakledilmiştir. O halde şu hadis kaynaklarımızda hiç lafzi mütevatir yok ama mesela namazdan bahseden rivayetimiz var mı? Evet, oruçtan bahseden var, abdestten bahseden var, haçtan bahseden hepsi var. Peki bunlar bize neyi naklediyor? Neyi nakleden haber-i vahid bunlar? Mütevatir sünneti nakleden haber-i vahidler. Öyleyse bu haber-i vahidler mütevatir sünnetten hareketle içerikleri ve anlamsal arka planları mütevatir sünnete dayandığı için bunlar da güvenilir rivayet olurlar mı? Evet, olurlar. İbadetler anlamında bu çok önemli bir mevzu. Dolayısıyla lafzi mütevatirimiz yok ama manevi mütevatir haberi vahitlerle aktarılmıştır. Peki hocam, siz hiç haberi vahitten bahsetmediniz. Şu haberi vahidi de biraz anlayalım da bir kıyaslama şansımız, bir kıyaslama imkanımız olsun. Değil mi? Oradan hareket edelim konuyu, oradan anlayalım. Sevgili izleyenler, müsaadenizle efendim. Bu tanımlamamı tırnak içinde buraya yazıyorum. Onu hatta şöyle müsaadenizle farklı bir renkle yazalım. Daha görsel olsun. Mütevatir özelliği taşımayan her rivayet haberi vahittir. Kaç kişi rivayet ederse etsin, kaç kişiden gelirse gelsin, hiç önemi yok. Mütevatir diyemiyorsak haberi vahittir. Bu vahit ve ahad sözleri sizi yanıltmasın, tek kişinin rivayeti demek değildir. Ya mütevatir değil demektir. Demek ki o zaman rivayetlerimiz, nas'ı ifade eden haberlerimiz, rivayetlerimiz temelde kaça ayrıldı? İkiye ayrıldı. Ya mütevatirdir ya ahattır. Mütevatiri konuştuk. Bu konuştuğumuz özelliklere sahip olmayan tüm rivayetler kaç kişi naklederse etsin bu rivayetler elim deyince ekran dokunmatik olduğu için hemen orayı açtı. Kusura bakmayın. Kaç kişi naklederse etsin haberi vahittir. Şemamıza dönelim. 50 sahabi nakletmiş. 100 sahabi nakletmiş. 500 tabiin nakletmiş. 1000 tane tebe-i tabiin nakletmiş. Atıyorum yani. Öylesine rakamlar veriyorum. Peki bunlar mütevatir koşullarını sağlıyor mu? Hayır. Haberi vahittir. Kaç kişi naklederse etsin. Onun için bizim usul kaynaklarımızda gerek fıkıh usulüne dair gerekse usulü din kelam kaynaklarına dair olan tüm kaynaklarımızda ki zaten hadisçilerin hiç böyle bir derdi yoktur. Hadisçiler zaten mütevatirle hiç ilgilenmemişlerdir. Doğal olarak ellerinde böyle bir rivayet yok. Sayıdan hareket ederek, ravi sayısından hareket ederek bir rivayetin mütevatir olduğunu söyleyen hemen hemen geleneğimizde erken dönem itibariyle kimse yok. Sonradan çıkmıştır bunlar. Onların da bir kıymeti harbiyeleri yok.
Bu itibarla bizim hadisçilerimizin elindeki rivayetleri bakın size bizim öğrencilere ilahiyatta okuttuğumuz şekilde söyleyeyim. A, fert hadisler var. Gariptir aynı zamanda diğer bir adı. Bu bir kişi nakleder bunu. Her tabakada bir tane. Bunu göstereceğim şekilde şimdi. B, aziz rivayetimiz var. Bunu iki kişi nakleder. C, meşhur rivayetimiz var. Üç ya da daha fazla kişi nakleder. Başka yok. Hepsi bu. Haberi vahid dediğimizin üç çeşidi var. Üçü de bu. Şemamıza dönelim. Yani bir sahabi nakletmiş, bir tabiin, bir tabiin fert. İkişer kişi nakletmişse aziz, üç ve daha fazla nakletmişse buna da meşhur diyoruz. Mütevatir hiç yok zaten. Böyle bir kavramı yok hadisçilerin. Bu itibarla değerli izleyenler, bunları da müsaadenizle dikkat çekmesi bakımından kırmızıyla işaretlemek istiyorum. Haberi vahidin bilgi değeri zannidir. Zanni bilgi verir. Zanni bilgi demek doğru da olabilir, yanlış da olabilir demektir. Yani zanni demek reddedilebilir demektir. Yanlışlanabilir demektir. Peki o halde haberi vahid zanni bilgi veriyor. Bakın şimdi zanni bilgi veriyor. Haberi vahid delil sayılırsa, haberi vahidi asıl yaparsak ve buradan hareket ederek bir fer'e hüküm vermeye kalktığımızda neden hareket etmiş oluyoruz? Zanni olan. Zanni olandan hareket etmiş oluyoruz. İşte bu önemli bir problemdir. Onun için kelamcılar her ne kadar riayet etmeseler de haberi vahidi delil saymazlar. Fukaha da haberi vahitle amelin şartlarını arar. Şöyle olduğunda amel edilir de böyle olursa olmaz da diye bir sürü üzerinde tartışmalar yapılır haberi vahitle. Şimdi o zaman burada çok önemli bir ayrımı ki benim bu ömrümü ve bir uzmanlık alanımdır. 40 yılın üzerinde bu alanla uğraşıyorum ben. Çok önemli bir ayrımı netleştirmemiz gerekiyor. Bu kırmızı çizgiyi onun için çizdim. Haberi vahid var, haberi vahid var. Şimdi elimizde bir haberi vahid var. Mütevatir değil. Zanni bilgi veren bir haberi vahidimiz var. Ama bu haberi vahidin içeriksel arka planı manevi mütevatir olan sünnet ise abdestle ilgili bir rivayet gelmiş, iki kişi nakletmiş bize. Olsun. Abdestin kendisi nasıl abdest aldığımız ümmetin binlerce, on binlercesi üzerinden bize mütevatir gelmemiş mi? Evet. İşte o zaman eğer rivayet özelliği olarak yani ravi sayısı nedeniyle haberi vahid olan ama içeriksel itibariyle, içeriği itibariyle, muhtevası itibariyle manevi mütevatir bir sünnete dayanan haberimiz varsa bu haberin verdiği bilgi zanni olmaz. Bu da mütevatir gibi kat'i bilgi verir. Ama neye dayanması gerekiyor? Manevi mütevatire dayanması gerekiyor. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi? Sürekli dayandırıyoruz bakın. Haberi vahidi güvenilir olması için buraya dayandırıyoruz. O zaman ne oldu? Manevi mütevatiri asıl yaptık. Haberi vahidi fer yaptık. Öyledir de zaten. Asıl olan mütevatirdir. Fer olan haberi vahittir. Haberi vahit mütevatir bir asla uygun düştüğünde bilgi değeri kazanır. Normal olduğunda bir bilgi değeri yine vardır ama zanni bir bilgi değeri vardır.
Şimdi şöyle bir hususu yine değerli öğrencilerimden izleyenler hatırlayacaklardır. Çok vurgulayarak üzerinde durduğum bir hususu şu çizgi üzerinden gösterelim. Dedik ki bir mütevatir haber %100 doğrudur. Bakın %100 kat'i bilgi verir. Peki bir haberi vahid ne kadar sahih olursa olsun, şu yukarı bir çıkalım. Şu ravilerin her birerleri ne kadar sahih olurlar, güvenilir olurlarsa olsunlar, ne kadar bize güvenilir, sahih bir bilgi verebilirler? %99. Haberi vahidin bilgi değerinin üst sınırı nedir? %99'dur. Alt sınırı nedir? %1'dir. %0 olduğu zaman uydurmaya girer. %1'dir. Demek ki %1'den %99'a kadar haberi vahitlerin bilgi değerleri var. O halde beyani bilgi alanında hadisi, rivayeti nas kabul ederek, onu da asıl kabul edip, onun üzerinden fer'e ilişkin bir bilgi üretecekse beyani akıl ve elinde de mütevatir bir rivayet yok, haberi vahit varsa, bu haberi vahidin bilgi değerini %1 ile %99 arasındaki bilgi değerini tespit edecek bir uzmanlığa sahip olması zorunludur. Böyle bir uzmanlığa sahip olmayan bir fakihin, bir mütekellimin, bir muhaddisin haberi vahitten hareket ederek bir bilgi üretmesi imkansızdır. Beyani bilgi alanında konu haber olduğunda, konu rivayet olduğunda bu rivayetlerin bilgi değerleri ve bu bilgi değerini ihtiva eden haberin beyani bilgi alanında asıl fer ilişkisinde asıl olması hususunu netleştirmeye çalışıyoruz. Peki efendim. Öyle zannediyorum ki değerli izleyenler, bu açıklamaların teknik detayları ve biraz alanla ilgili olmayı ve ön okumaları ve ön bilgileri gerektiriyor olmasını da göz önüne alırsak ve izleyenlerimizin de büyük bölümünün bu özelliğe fazlasıyla sahip olduklarını varsayıyorum ve konunun anlaşılmış olduğunu düşünüyorum. O halde şimdi asıl fer ilişkisine ilişkin konunun sonuç değerlendirmelerine gelelim. Sonuç değerlendirmesi. Evet. Beyani akıl ancak bir asıldan hareket ederek fer'e ilişkin bilgi üretir. Elinde asıl olması lazım. Bugünkü konumuz neydi? Haberdi. Asıl haberdi. Yani nastı ve biz bu nası haber olarak belirledik. Haberdi. Peki, o zaman bu haberde asıl mütevatirdir. Fer haberi vahittir. Bir haber ancak haberi mütevatir olduğunda asıldır. Diğeri haberi vahittir.
O halde haberin nas olması durumunda ve bunun da beyani aklın kendisine yaslanarak her ile ilgili bir bilgi üretmesi söz konusu olduğunda bu haber ya mütevatir olmalıdır ya da mütevatir değilse haberi vahidse bir mütevatire dayanmalıdır. Bakın en başta söylediğimize döndük. Beyani akıl ya asıldan başlar hareket eder ya da asla dönmek zorundadır. Kendine bir asıl bulmak zorundadır. Bunu ilerleyen tüm konuşmalarımızda asıl fer üzerinden beyani akılda çok önemli yerlere bağlayacağız ve bunun ne kadar önemli bir gerçekten beyani akıl kategorisi olduğunun inşallah resmini sunabildiğimizde bu konuda hiç kuşkunuz kalmayacak diye düşünüyorum. Peki, şimdi sizi müsaadenizle geçici olarak tüm yukarıya çıkarayım. Bunu bir sonraki konumuza da bağlayacak bir hususa yine şu şema üzerinden, bu isnat şeması üzerinden bir hususu konuşalım ve sonra oradan yeniden sonuç bölümüne geçip değerlendirelim ve toparlayıp bitirelim bugünkü dersimizi. Şimdi sahabeden konuyu diyelim ki şöyle farklı bir renk olsun. Bir kişi nakletti. Bu da çok açık bir renk oldu. Şöyle biraz koyulaştırayım. Bir kişi nakletti. Bir kişi mi iyidir, iki kişi mi? Elbette artı iki olursa daha iyi. Üç olursa daha iyi değil mi? Daha iyi. Beş daha iyi. On ne kadar çok olursa o kadar iyi. Aynı şekilde tabi'in döneminde, tebe-i tabi'in her birerlerinde kişi sayısı arttıkça rivayetin güvenilirliği de artıyor mu? Evet artıyor. Peki hemen aşağıya inelim. Şimdi aslımız haber. Haberi kim naklediyor? Raviler. Ravilerde ne ortaya çıktı? Sayı. Haberi vahitte de öyle, mütevatirde de öyle değil mi? Sayı ne kadar çoğalırsa o kadar önemli. Sayının artması önem arz ediyor. Sayı çok. Peki o zaman şimdi bu dersimizin en can alıcı noktasıydı ve bunu bir sonraki derse bağlayan da köprü olarak yapacağız. Bu ifadem anlaşılabilirse bu ders bugünkü konuşmamız amacına ulaşmış olacak. Şimdi bir konuda X konusu var elimizde. X konusu. Şimdi X konusunda bir kişi bu böyledir diyor. Yalnız başına. Eyvallah. İki kişi derse ne olmuş olur? Bu X konusu yani X haberi konusunda iki kişi ittifak etmiş olmaz mı? Evet. Üç olursa üç kişi ittifak etmiş olmaz mı? Evet. Dört, dört kişi. Beş, beş kişi. Peki bir haber konusunda sayı çoğaldıkça bu sayı bizi asıllar olarak belirlediğimiz hangi ilkeye götürüyor? İcmaya. İcma nedir? İnsanların aynı konuda fikir birliği etmeleridir. O halde dikkat buyurunuz. Mütevatir haber neden asıldır? Çünkü reddedilemeyecek kadar çok sayıda insan bu böyledir diyor. Çok sayıda ravi bunu naklediyor. İşte bu çok sayıda ravinin nesidir? İcmağıdır. Çok sayıda ravi aynı konuyu söylüyor, aynı konuda icma etmiş. O zaman bu mütevatirdir. Azaldıkça haberi vahide iniyor. Böylece dikkat buyurunuz şimdi. Dikkat buyurunuz. Çok önemli bir nokta bu. Rengi değiştirmek istiyorum. Asılları bir yazalım. Asıllar. Neydi? Kur'an. Kur'an bize mütevatir olarak gelmiş mi? Evet. İki. Neydi? Hadis. Üç. İcma. Dört. Kıyas. Şimdi dikkat ediyorsunuz.
Cabir'i merhum ne kadar önemli bir tespitte bulunuyor. Muhteşem, ruhu şad olsun. Harika bir tespit yapmış. Yani rivayetler konusunda ve yani aklın istidlali ve akletmesi konusunda gerçekten şapka çıkarılacak bir tespittir. Diyor ki, icma üçüncü sırada gibi duruyor. Ama hadisin, rivayetin güvenilirliğini belirleyen ne oldu? Asıl oldu. Buyurun bakalım. Normalde Kur'an hadis için asıldır. Hadis icma için asıldır. İcma da kıyas için asıldır. Ne demek bu? Bir üstteki bir altındakinin aslıdır. Netleştirelim, kırmızıyla yazalım. Kur'an asıldır. Hadis ferdir. Hadis, bunları mantık dersinde de gördük ya, cinsi hakiki, nev'i hakiki, cinsi efendim izafi diye gördük ya, onun gibi. Fer, üstündekine göre fer, altındakine göre asıldır. İcmanın aslıdır. Peki, icma ferdir. Neye göre? Hadise göre. Üstündekine göre ferdir. Altındakine göre de asıldır. Asıl. Kıyas nedir? Kıyas da ferdir. Feri hakikidir. Kıyas nereye dayanmak zorunda? İcmaya. İcmaya aykırı kıyas olur mu? Hayır. Fasittir. İçtihat yani. İcmaya aykırı içtihat olamaz. Peki hadise, nakile, nassa aykırı icma olabilir mi? Hayır. Bunu konuşacağız zaten icma bölümünde. Olmaması lazım teorik olarak. Nasıl olabildiğini konuşacağız önümüzdeki derste. Kur'an'a aykırı hadis olur mu? Hayır. Olur diyenleri falan da belli oranda konuşacağız. O zaman hiyerarşiyi bozuyorsunuz. Sistem bozuluyor. Şimdi dikkat buyurunuz, ne diyor Cabir'i? Diyor ki, icmada da göreceğiz. İcmanın dinde bir delil olduğunu hadise bağlıyoruz. Rivayetlerden hareketle belirleyeceğiz. Konuşacağız önümüzdeki derste. Rivayetlerin güvenilir olduğunu neye bağlıyoruz? İcmaya. Ne icma? Ravilerin icmana. Ne oldu şimdi? Dikkat buyurunuz. Nasıl bir kısır döngüye düştük? O çok çok önemli bir mevzudur. Onun için diyor ki, rivayetlerin güvenilirliğini ravilerin icmağı yani birlikteliği belirliyor. O zaman hadis diye nas kabul edip beyani aklın bir aslı olarak eline verip buradan hareketle akıl yürüteceksiniz dediğimiz ve hiyerarşik olarak ikinci sırada yer alan bir asıl, kendisinden daha altta bulunan icma dediğimiz efendim bir asla nispeten fer durumuna düşüyor. Kendi altındakinin aslı olacağı yere fer konumuna düşüyor. Hiyerarşi bozuluyor. Sistem bozuluyor. Onun için Cabiri de şu asıl fer konusundaki ilişki, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, beyani aklın geleneğimizde üretilen bilgi konusunda içine düştüğümüz en ciddi kriz alanlarından biridir. Bunu zihnimizde netleştirmeden, bu konu net hale gelmeden geleneğimizdeki bilginin üretimi, bilginin değeri, bilginin kullanımı vesaireye ilişkin sorunların hiçbirisini
Çözmeyi bırakın sağlıklı bir biçimde tespit edip anlayamayız bile. Neden bu kadar efendim ihtimamla bu Cabiri derslerini yaptığımı o zaman daha iyi takdir edeceğinizi umuyorum. Ki klasikleri birlikte okuyacağız inşallah. Bu klasikler bizim vazgeçilmezlerimizdir. Ama bu klasiklerde ne tür krizler var, ne tür problemler var, nelere mal olmuş, bize neye mal olmuş? Bugün biz nasıl bir konumda ve durumdayız? Bunları belirlemek için bu hususları netleştirmek zorundayız. Onun için önümüzdeki inşallah derste icmayı yine haberle ve kıyasla da ilişkilendirmek suretiyle ele aldığımız, icmayı konuştuğumuzda, icmayı netleştirdiğimizde ümit ediyorum ki bu konu, bugünkü konuyu biraz daha netleştirmiş olacağız. Ve bunlar birbirini netleştirmek suretiyle beyani aklın, bu ikinci ve son derece önemli kategorisi olan asıl fer ilişkisine yönelik şu problemin üç boyutu var. Bir haber, iki icma, üç selefin otoritesi. Bu üç başlığı A, B, C olarak işlediğimizde haftaya icmayı, daha sonra selefin otoritesini işleyeceğiz inşallah. Sonra bunun bir de ikinci bir bölümü var asıl ferin. Onları da inşallah konuşacağız. Peki onları konuştuğumuzda ümit ediyorum ki geleneğimizdeki muhteşem mirasımızın arkasında duran beyani aklın asıl fer üzerinden de nasıl bir krize maruz kaldığını kritik etmiş, netleştirmiş olacağımızı umut ediyorum. Efendim sabır gösterip izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım istifade ettiğiniz, yararlandığınız dersler oluyordur. Cenab-ı Hak'tan bunların bizim varislerimiz olacak siz gençlere. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Başka bir amacım, gayem yok efendim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız.